Balıkesir oldukça verimli topraklardan oluşan büyük bir il. Çiftçi başına düşen parselin, arsa sayısının, özellikle yekpare tarlanın arazisinin küçük olmasından dolayı daha nitelikli ürün üretmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenden dolayı 7 dönümle 15 dönüm arası farklı yerlerde arazileri olan, tarlaları olan vatandaşlarımıza niteliği daha güçlü, müşterisi daha net olan ürünlere yönlendirmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmaları İvrindi gibi, Burhaniye gibi, Gönen gibi bölgelerde pilotlamaları yapıldı. Bu ürünlerin müşterileri de var. Kastettiğimiz ürünler tıbbi aromatik ürünler. Bunların yetiştirilme esnasında biraz çiftçimizin daha dikkatli olması gerekiyor. Müşteri daha titiz alıyor. Çünkü ilaç sanayinde kullanılıyor, parfüm sanayinde kullanılıyor, kozmetik sanayinde kullanılıyor. Bunların yetişmesiyle ilgili bizim buradaki kursumuzdan eğitim almaları gerekiyor. Biz yapmadığımızı, denemediğimizi çiftçimize dikte etmek istemiyoruz. O nedenden dolayı Ar-Ge çalışmaları, saha çalışmaları, ürün, son ürün, son kullanıcı çalışmaları bittikten sonra pilotlama bölgelerinden artık tüm il geneline yayılacak. Her bölge için uyumlu. Şimdi düşünün, bir test aleti var. Bu papatya Sındırgı'da mı iyi yetişiyor, İvrindi'de mi iyi yetişiyor, Gönen'de mi? O bölgesel analizlerini bile yapıyoruz. Bununla ilgili iyi bir araştırma çalışması yapılıyor. İşte hem Balıkesir Üniversitesi hem Bandırma Üniversitesi de bizle beraber işbirliği yaparak burada hem bilim adamlarıyla hem öğrenci gücüyle hem de saha hakimiyetiyle beraber çalışmayı planladığımız bir platform. Çiftçimize bereket olarak önümüzdeki seneden itibaren net yansıyacak konular. Başkanımıza ve daire başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz de bugün burada Sayın Başkanımızla birlikte bu kurumu ilk defa ziyaret etmiş olduk. Tabii çok kısa bir sürede, kuruluş herhalde 5 yıl öncesine gidiyor ama özellikle hizmete geçişi birkaç yıl imiş. Bu kısa bir sürede böyle bir birimin ortaya çıkması ve hizmet vermeye başlaması tabii ki mutluluk verici. Gördüğümüz kadarıyla güzel bir çiftçi eğitim merkezi olmuş. Aynı zamanda sanırım üretime yönelik de bazı hizmetler de gerçekleştiriyor burada. Bizim burada bugün olmamızın aslında en önemli nedeni, kısmet olursa Büyükşehir Belediye'mize bağlı bu tarımsal hizmetler daire başkanlığımızla inşallah Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak da bir işbirliği yapmak istiyoruz. Özellikle Gönen'de yeni açmayı düşündüğümüz bitki koruma programımız var. Gönen Meslek Yüksek Okulu altında ve Gönen'de uygun bir arazimiz de var. O arazide benzer bir çalışmayı Büyükşehir'imizle birlikte yapmayı planlıyoruz. Bugün birazdan inşallah o konularda başkanımızla görüşmüş olacağız.